Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle küresel ısınma ve iklim değişikliğini anlatacağım. Arkadaşlar anlatmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Benim bazen böyle gözlerimi şöyle düşünürken anlatırken çok öyle gidip geliyor. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim bunun için. Öncelikle iklim değişikliğini anlatmak istiyorum ben. Başlayalım. Öncelikle iklim değişikliği atmosferimizde bulunan sera gazının azalıp artması sonucunda yani ilk sonucunu olan ilgili bir şeydir arkadaşlar. Mesela bu sera gazı olarak nitelenen bazı gazlar vardır. Onlar karbondioksit, azot oksil, ozon, metan ve su bu arada. Ve nasıl mesela sera gazımız arttıkça sıcaklık artıyor. Sera gazı azaldıkça ne oluyor? Sıcaklık azalıyor arkadaşlar. Peki bu sera gazını arttıran şeyler nelerdir? Birincisi ağaçlarımız ağaçlarımızı kestikçe, binalar yaptıkça e, sera gazı daha çok artar. Ve yani ağaçlar karbondioksit emer. Ve onları kesersek, binalar yaparsak sera gazı daha çok artar. Birincisi bu. İkincisi de küçük baş ve büyük baş hayvancıklar çok arttı. Bunlar mesela bunların küçük baş ve büyük baş hayvanların sindirimi sırasında e, metan gazı daha çok böyle yayılıyor. Bu da yani e, bu mesela bu da başlıca Ah çok fazla olmasının nedenindendir. Ve ayrıca arkadaşlar bu hani fosil yakıtlarımız daha fazla kullanılıyor. İnsanlar fosil yakıtları daha çok kullandıkça karbondioksit artıyor. Atıklarımız arkadaşlar böyle daha çok art, e, attıkça metan gazı ya, yayılıyor. Mesela onları atmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağımızı ya, e, yazacağım, hep söyleyeceğim arkadaşlar. İlk önce e, yine bunlar dediğimiz gibi başlıca bunlar e, sera gazını arttırıyorum. E, ve bir de arkadaşlar şey var. Sera gazı olduğunda neler oluyor yani? Bunu hemen size söyleyeyim. Çok şiddetli ve uzun süren kuraklıklar, orman yangınları, e, yağış düzenleri bu düzeni bozukluğu, e, ve ayrıca arkadaşlar e, eriyen buzunlar dedik mi şu an hatırlayamıyorum. Eriyen buzunlar, yükselen ve artan deniz seviyeleri. Ondan sonra arkadaşlar e, ka, kasır, kasırga, çok e, şiddetli bir kasırga oluyor. Ve ondan sonra e, okyanusların veya denizlerin artan sıcaklıkları, azalan sıcaklıklarına falan oluyor arkadaşlar. bugün bir şeylerimiz oluyor arkadaşlar bu iklim değişikliği olduğundan. Ve ayrıca peki. Bu iklim değişikliğinin çözümü nedir? Elbette ki her şeyin çözümü vardır. Bunun da bir çözümleri var. Hemen anlatalım. Öncelikle enerjiyi verimli kullanmalıyız. Enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmalıyız. Bunu yaparsak azaltabiliriz. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Mesela suyu kullanmadığımız zaman boşuna akıtmayalım. Kapatalım. Zaten bunu her zaman yapmamız gerekiyor ama bunun içinde de var. Ve e, tabii atıklarımız. Atıklarımızı hemen atmamalıyız. Onları geri dönüştürmeliyiz. Nasıl kullanacağımıza kararlar vermeliyiz. E, bol bol ve de bol bol fidan dikelim. Dediğimiz gibi ağaçlar karbondioksit emiyor. Ve o yüzden bol bol fidanlar dikelim. Ve ayrıca arkadaşlar mesela bir şey alıyoruz. Soralım. Kendimize diyelim ki ben bunu alacağım ya. Gerekli mi bu ana? Lazım mı diye sormalıyız kendimize. Ve ayrıca arkadaşlar şey de var. Böyle mesela, böyle çok fosil yakıtlar kullanıyorum Onları hani, hani böyle arabayı kendilerimize binmek yerine, herkesin kendilerine binerse çok artar bu sera gazları. Onun yerine toplu taşıma binmeyi, bisikletle gitmeyi ve yürümeyi tercih edebiliriz. Bunlar da e, çözümleridir arkadaşlar. Ve arkadaşlar... E, Tamam, bu kadardı diye hatırlıyorum. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Çözümlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Niye yapamayalım? Biz bir şey bina eğer inanırsak yapabiliriz arkadaşlar. Ve şimdi de geldi küresel ısınmaya. Küresel ısınma karbon gazı, karbondioksit pardon arkadaşlar karıştır Karbondioksit gazının artan veya azalan deniz sıcaklığına küresel ısınma denir. Küresel ısınma şey mesela küresel ısınmada böyle sonuçları nedir? Çok artan veya azalan sıcak pardon ertan, pardon ya karıştırdım. Ve arkadaşlar bunun şeyden çok fazla kuraklıklar susuzluklar falan olabilir. Dikkat etmeliyiz. Şey ve ayrıca sellere de mali olabiliyor arkadaşlar bu. Bu diğerinkinden de birazcık daha şey uzun süre kutuklar diye buzulların erinmesi arkadaşlar, kıyı kesimlerin tamamen suların dolması, e, karlı dağlardaki ısı değişimi, su kaynaklarının azalması, sıcaklık artışımı, kuraklık demiştik, çö kuraklık, çölleşme arkadaşlar. Orman yangınları olabilir ve gerçekten yani çok yani dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Hani dikkat etmeliyiz yani. Bunları bunlar olabilir. Bunun da önemleri var. Önemlerini alabilmek için ilk önce yapacağımız. ilk önce bunu bilgilenmeliyiz. Bu konuyla ilgili her şekilde bilgilenmeliyiz. Öğrenmeliyiz. Ee, ağaç dikmeliyiz yine. Çünkü karbonit, karbondioksit emer. O yüzden ağaç dikmeliyiz. Enerjiyi tasarrufla kullanmalıyız. Alışverişe ihtiyaçlı şeylerimizi almalıyız. Hani kendimize sormalıyız. Güneş enerjisini daha çok kullanmalıyız. Ha evet arkadaşlar pardon daha az su tüketime yapmalıyız yani arkadaşlar her iki konuyu da güzelce anlattığımı düşünüyorum umarım sizin için faydalı olmuştur umarım size iyi bir şekilde anlatabilmişimdir yani bu şekilde bu kadar.